Şimdi Dodurga'ya gideceğiz. Dodurga bir beylik. Dodurga'da da Dodurga Beyliği Mesiralı değil mi abi? Evet. Doğrusu eğer yanlış varsa düzeltelim. Dodurga sınırları içerisinde yapılan B tipi mesire alanında yaşanan sorunlara karşı Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın ilk koordinasyon kurulu toplantısında adeta isyan etmesi Leblebi TV'de yayınlanan Bulut Demir'le Bunu Konuşalım programında dile getirildi. Buranın ilgili çekim yaparken hakikaten biz üzüldük. Yani oraya bir yatırım yapılmış. Şimdi Orman Bakanlığı yatırım yapmış. Hatta o dönem o şu zaman da ekran. O zaman da ilçe şey il, Dodurga Belediye Başkanlığı Erkan aradı. Dedi ki böyle böyle başkanım burayla ilgili. O da bize hani buranın Dodurga Belediyesi'yle alakası olmadığını ancak Orman Bakanlığı ve işte yeşil ne havza bilmem ne projesi kapsamında yapıldığını söyledi. Orman Bakanlığı tarafından yaptırılan mesire alanının başıboş bırakılması nedeniyle haraba haline gelmek üzere olduğunu anlatan Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, burası Leblebi TV'de yapılan haberler üzerine gündeme geldi. Ciddi anlamda güzel bir alan heba ediliyor. Tamamlanması halinde insanların bunaldığı zaman gidebileceği bir yer dedi. Ama belediye başkanı ilk defa, ben şunu söylüyorum, bir belediye başkanı burayla ilgili isyan etti. Doğru, niye? Hani iyi ki de yapmışız. İyi ki de basında hani dedi basın abi, dediği zaten bakar mısın tabii, basın dediği şey zaten bizim gittiğimiz ve bunu gündeme getirdiğimiz bu programda gündeme getirdiğimiz ve Leblebi TV'de, Gün TV'de yapılan haberler sonrasında orası gündeme geldi. Ki şimdi mesela diyor ki ihale edecekseniz Kasım'da etmeyin diyor. Yani Kasım'da tam işte beton atılıyor, beton çürük oluyor falan diyor belediye başkanı. Şimdi burayla ilgili diyor Dodurga'nın adını kötülüyorsunuz diyor. Ya burayı diyor teslim edin diyor belediye başkanı. Bize verin kardeşim. Deyin ki işte 2 milyona yakın bir para lazım diyor. Şimdi. Evet. 2 milyon parayı verin diyor. Biz yapalım diyor. Yahut da burayı ihaleye çıkarın, düzeltin, şey yapın. Şimdi o binalarla ilgili işte Ayhan abi söylemişti işte. Binaların içiyle ilgili içinde nelerin yapıldığını işte mesire alanlarında diyor alkol alınıyor diyor. Ya o alkollü alan o kadar da şey değil ama binaların içinde yapılanlar uygun bir vaziyette yapılan işler yani, değildi. Yani ne oldu yani da bunu da burada, her şey tabii, yapılabilir. Tabii de bunu da burada Allah korusun, söylemek istemiyorum. Tabii orada. Yani her şey. Çünkü kapısı açık. Yani ciddi anlamda biz rahat rahat girdiğimize göre. Çünkü araç da girdi içeriye. Yani herkes de girebilir. Orası kapatılabilirdi. Bir şekilde buranın artık hakikaten Dodurga'ya belediyesine ya belediyeye para versinler. Belediye takip etsin, yapsın bu işi. Ki en azından bekçisi olur, bilmem ne olur, şunu olur, bunu olur. Yani ciddi anlamda işte görüyorsun kapısı açık. Burayı yani mesela bir sosyal tesis yap abi. Buradan ne güzel işte bir gelir elde eder. Burası da sosyal tesis zaten. Normalde piknik alanı İnsanlar Dodurga Belediyesi'ne. Şimdi Dodurga Belediyesi nereden bu işe giriyor? Dodurga Hatta Belediyesi'ne balını tutsun. Tabii. Dodurga Belediyesi'ne teslim edilecek dediği için Dodurga Belediye Başkanlığı veya belediyesinin adı geçiyor. Yoksa öbür türlü belediyeyle falan bir alakalı bir durum değil. Ama ciddi anlamda çok güzel bir yer harap ediliyor. Gazeteci yazar Ayhan Aykanat ise konuşmasında mesire yerinin yapımına 4 yıl önce başlandığına dikkat çekti. Yani orada işte kulübeler falan filan yapmışlar. Ya adamlar söyledik kardeşim balon şişirip atmışlar her tarafı. Balon dolmuş yani. Balonları da hani açık havada da şişirmiyorlar. Kapalı alanda şişirmiyorlar demek ki. O da onu diyor zaten. Ha, yani uçup gitmiyor da balonlar. Orada kalıyor. Yani Dodurga Belediye Başkanı'na, Çorum Belediye Başkanı'na da bak bu kitabın rengi ne? Kırmızı benim gördüğüm kadarıyla. Ha, ben de kırmızı diyor. Bir bak, şey söyleyeceğim Ayhan abi öyle mi görüyorsunuz? Bak, bu kitap kırmızı şöyle bir kitap. Evet. Dodurga Belediye Başkanı'na da Çorum Belediye Başkanı'na da bu kitap okumalarını tavsiye belediye ediyorum. Yönetimi, bak, bu, belediyecilik. Bu kitap AK Parti'nin kitabı. Benim kitabım değil. Evet, ben de ona dikkat ettim. Sen elini bak, çekince AK Parti'nin logosu çıktı. Kapağını daha, çevirir misin abi? Daha kendi kitaplarını okumamışlar. Yok kapağı özellikle çeviriyorum. Böyle tutuyorum. Daha kendi kitaplarını okumamışlar. AK Parti'nin logosu var arka tarafta. Logosu, bak AK Parti'nin logosu var. Bak şurada. Şimdi büyüteyim orayı. Reisler. Reis beyler. AK Parti'nin logosu var burada. Aykanat, tebrik ediyorum belediye başkanını. AK Parti'nin belediye başkanıyım diye sorunları söyleyemem diyemezsin. Biz haberleri olumsuzluklar ortaya çıksın diye yapıyoruz dedi. Bütün orayla ilgili burada yapılan bütün eleştiriler dibine kadar haklı eleştirilerdi. Eğer başkan oralarda işte balon şişirilip atılmasından memnunsa o zaman basın bunu biz basın olarak bir şey söylemeyelim, anlatmayalım yani.
hani memnunlarsa benim açımdan sorun yok. Hani o mesire alanında isteyen balon şişirsin, isteyen kapalı alanda, isteyen açık alanda şişirsin, isteyen salatalık götürüp orada yesin, isteyen patlıcan közlesin falan filan. Yani beni ilgilendirmiyor. Gideceğim bir yerde... İster et yesin, ister dert yesin. Tabii yani ister et yesin, ister dert yesin orada. Beni ilgilendirmiyor ama başkan bilmediği bir şey var. Şimdi 8 Ağustos'ta Dodurga ve Sire yeri ihale edilecek. Laçin Orman İşletme Şefliği tarafından ihale ediyor. Demektir ki orası Laçin Orman İşletme Şefliği'ne bağlı. Tabii ihale edildikten 5 gün sonra yani ihale onaylanacak. Onaylandıktan 5 gün sonra yer teslimi yapılacak. Hı-hı. Yer tesliminden sonra da 60 gün içerisinde işin teslim edilmesi isteniyor. Buradan baktığımız zaman hani o sürece Kasım. Ekim'in sonu, Kasım'ın başı ya da hatta ortalarına kadar orada falan. Bir itirazı vardı. Kasım'da beton atıyorlar. Burada sıkıntı oluyor. Ama o saatte bitmiş olacak. Evet, yani Kasım'da oluyor. Derim ki en geç Kasım ayı. Yani benim tahmini hani yer teslimi, ihalenin onaylanması gibi süreci ne kadar süreceğini tam bilmiyoruz. O yüzden tahmini bir süre olarak koyduğumuz zaman Kasım'ın başında biter yani. Evet. Ondan sonrasına da kendisi sahip çıksın arkadaş. Ben mi gidip sahip çıkacağım? Laçin Belediye Başkanı mı sahip çıkacak? Laçin Belediye Başkanı Yeşilgöl mü orada? Yeşilgöl. Yeşilgöl'e sahip çıkmıyor kardeşim. Oraya koymuşlar 3 tane bilmem ne. O da o kadar geriye koymuşlar ki o hani oran, oturulacak kameralar falan. Laçin Belediye Başkanı da aslında bizi bir davet etti Ayhan abi bir gün. He. Yani oraya gidip tabii, ne yapacakmışız? Laçin Belediye Başkanı orada, ne kadar orada, güzel işler orada, yaptığını mı görecekmişiz? Yok orada eksik. Yok onun değil. Orada eksik. Canım benim geliriz. Yok, belediye devretmemişler daha orayı. Ha. Yani belediye devredilmemiş daha. Tamam o zaman Laçin Belediye Başkanı'nın değil. Orası hani daha önceki belediye başkanından biliyorum. O oradaki yatırımı Laçin Belediyesi'ni takip ettiğinden dolayı ama yani bu tür yerler bu anladığımız kadarıyla orman işletme şefliklerinin kontrolü altında ya da onların yapmaları gereken işler aslında. Belediyeler buralara her ne kadar şimdi Laçin Belediyesi Başkanı hadi bir eleştiri gibi bir söz bir cümlelik söyledim ama ben şunu da biliyorum. Yani oralarda Laçin Belediyesi'nin gücü ne ki? Orada tabii. Hani orman işletme şefliği zaten Laçin'de de var demektir. Evet. Dodurga Beyliği'ne orası ihale ediyor olduğuna göre. Dolayısıyla bunu buralara düzgün bakıyorlar.